Herkese merhabalar. Yeryüzünün renklerinde yeniden bir aradayız. Bugün yeryüzünün başka bir rengini konuşuyor olacağız birlikte. Sevgili Toprak Erdem bizimle. Onunla bugün ekolojik yaşamı ve bütün canlıların haklarını konuşuyor olacağız. Biliyorsunuz ben konuklarımın kendilerini tanıtmalarını çok önemsiyorum. Onlar kendilerini nasıl görüyorlar, nasıl tanıtıyorlar ve nasıl tanımlıyorlar? Onlardan dinliyorum. Hoş geldin Toprak. Hoş bulduk Ezgi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Toprak, neler yapıyorsun? Kimsin? Bize biraz anlatır mısın? Şimdi buraya aslında kimlikler dünyası giriyor. Çünkü öyle daha kolay galiba anlıyoruz. İşte kendime ekolojik aktivist, hayvan özgürlüğü aktivisti, temel olarak insan hakları aktivisti, çocuk hakları, kadın hakları, LGBT plus hakları gibi gider. Aslında bütün canlıların haklarını savunabileceğim, çünkü kendim de buranın bir parçası olduğunu düşündüğüm bu hayat içinde bir hem aktivist olarak tanımlıyorum, hem de bununla birlikte yaşam kaşifi diyebilir miyim? Çok havalı oluyor. Bugün gelirken düşündüm bunu. Yeni bir şey ekleyeyim bari bu tanımlara. Çok güzel bir tanım olmuş bence. Çünkü birlikte yaşamı inceliyorum yani. Birlikte yaşam kültürü çok keyifli bir kültür. Bir yandan da nasıl birlikte yaşayabiliriz? Çünkü bir tane dünyamız var, sınırlı imkanlarımız var ve birlikte yaşamı öğrendiğimizde keyifli bir dünya bizim olacak. Ama yok, birlikte yaşamı öğrenmezsek çok alışa geldiğimiz düzen devam ediyor. Savaşlarıyla, ekonomisiyle, yıkılan bir sürü şeyle devam ettirdiğimiz şey de devam ediyor. O yüzden halbuki Anadolu'nun ve dünyanın dört bir yanında inanılmaz güzel kültürler var, kabileler var. Bizim geleneklerimiz, görüneklerimizde de olan şeyler var ve bugün sosyal bilimlerin bize sunduğu çok fazla imkan var. Bunların peşinde koşuyorum biraz. Hem biraz bilim ne diyor, hem biraz geleneklerde, görüneklerde, o topluluklarda neler vardı. Onların kaşifiyim. Basit ve sade yaşamaya çalışıyorum. Bunun içinde tabii ki daha az tüketmek, daha çok üretmek, toprakla ilişkilenmek, ölümle barışmak, hayatın akışı, doğanın kendisini kabul etmek, güç ilişkilerinde başka bir konumda durmak üzerine sürekli bir keşif içerisindeyim. Biraz karışık gelebilir. O yüzden şeyler daha kolay işte. Aktivist demek daha kolay buraya gelince. Aslında bence kendini içinden geldiği gibi çok güzel tanımlıyorsun. Çok önemli de bir şey söyledim. Birlikte yaşamak üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bunun kaşif olmaya çalışıyorum. Aslında benim programımın adının da yeryüzünün renkleri olmasının bir sebebi bu. Birlikte yaşadığımız bu dünyanın pek çok rengi var ve biz aslında pek çok rengini göremiyoruz. Benim istediğim de programımdaki konuklarla birlikte aslında çok da görmediğimiz, belki çok arkalar kalmış. Belki bizim hayatımızı çok da etkilemiyor ya. Bizim ne alakamız var bu konularla dediğimiz konuların tam da hayatımızı ortasından etkiliyor olması sebebiyle bu programı yapıyorum ve konuklarımı da biraz konularımı da bunun üzerine ağırlamak istiyorum. Seninle de bugün aslında biraz ekolojik yaşam ve bütün canlıların birlikte yaşam hakkı üzerine konuşmak istiyoruz. Dolayısıyla senin aslında bu birlikte yaşam kaşifliğinden girmen bence çok güzel oldu. Şimdi aslında sana biraz son zamanlarda çokça duyduğumuz, çokça böyle kulağımıza çalınan işte ekolojik yaşam, tüketilebilir şeylerden vazgeçebilmek gibi gibi böyle kavramlar dünyamıza girmeye başladı. Bazılarımızın sosyal medyadan, bazılarımızın arkadaş ortamlarından duyduğu şeyler bunlar. Biraz seninle bunun üzerine önce ekoloji ne ve ekolojik yaşam ne demek ve nasıl oluyor bu ekolojik yaşam, bunu konuşmak istiyorum. Şahane. Ben şimdi bir kendime yeni bir ek daha ekleyeyim. 8 ay kadar yoldaydım. Şehir şehir gezip, okul okul gidip, okulda çocuklarla küresel ısınma ve iklim krizi üzerine deneyler yaptık. Çünkü dünyanın en büyük sorunu, en büyük felaketi bizi bekleyen ama yavaş işleyen bir felaket. Yani hani herhangi bir yerde atom bombasına basılacağını bilsek o saniyeler içerisinde olur. Ya da işte ne bileyim bir göktaşı gelecek olsa ne, onun gibi bir şey. Onlar çok daha kısa sürede, 5 yıl sonra ya da 3 yıl sonra gibi bir şey bile daha kısa kalıyor ama küresel ısınma işte 1970'lerde dünyada iklim aktivistlerinin ya böyle giderse bu kadar çok atmosfere karbondioksit salarsak dünya çok ısınacak ve doğal olarak ekosistemin dengesini bozmuş olacağız. Milyonlarca yıl içerisinde oluşmuş bir ekosisteme müdahale ediyoruz. Bu fazla müdahalenin bir bedeli var, hep birlikte öderiz demeye başladılar. O günler çok böyle görünür olmayan şeyler bugüne geldiğimizde çok gündemimiz olmaya başladı. Çünkü artık biz 30 yıl sonra çok daha fazla hissediyoruz bunu. Ve böyle devam ederse çok daha yoğun hissedeceğiz gibi görünüyor. Çünkü belli eşikleri aştık ve hızla da devam ediyoruz.
Yani ortalama derecelerden bahsediyor. Oraları aşmış bulunuyoruz. Yani sözümü kesiyorum, çok özür dilerim ama aslında hepimiz bunu şuradan anlayabiliyoruz. Her sene yaz geldiğinde en çok bu sene işte Hatay'da son bilmem kaç yıl, 50 yılın, 70 yılın en yüksek sıcaklığı ölçüldü. İşte farklı farklı şehirlerde her yıl bir önceki yılın çok daha üstünde sıcaklıklar yaşıyoruz ve aslında bu iklim krizi denen ya da küresel ısınma denen şeyin ne kadar da hayatımızın içinde olduğunu aslında verdiğin örneklerle de görmüş oluyoruz. Aslında örnekleri şöyle ardarda sıralayayım. 2021 yılı dünyanın en çok orman yangının olduğu yıllardan biri oldu. Ormanlarımızı kaybediyoruz, ne yapacağız? Gene 2000'lere baktığımızda kış ayları Türkiye için mesela çok soğuk geçmeye başladı. Ben yollardayken birçok çiftçi, mesela Diyarbakır'da bazı çiftçilerle tanıştım. 5 yıldır bademlerine düzenli olarak dolu vurduğu için badem hasadı yapamayan ve işte evini tasını tarağını toplayıp gitmek zorunda kalan köylülerle de tanıştım. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında göllerimiz kuruyor. Su seviyeleri, tatlı su seviyeleri azalmaya başladı çoğu yerde. Ve su kaynaklarıyla ilgili zaten Afrika gibi coğrafyalar çok zorluk yaşıyordu. Bizde de işte Konya'da devasa obruklarla kendini gösteriyor gitgide. Maalesef Hatay tabii ki kocaman bir gölün kurutulduğu yer. Bunun iklime etkisini zaten ayrıyeten yaşıyoruz. Yakın tarihte bunu yaşamış yetişkinler aslında baktığımızda. Ve devam ettiğimizde işte şu an her yerde içtiğimiz suda bile plastik bulunuyor. Bu hikaye çok komplike bir hal almaya başladı. Hatta 5 ay önce ilk defa bir kişiye iklim krizi hastalığı tanısı kondu. Değişen iklimlerdeki yani artan sıcaklık ve o dengesizlik belli bir yaş grubunu ya da bünyesi çok güçlü olmayanlar için kaldırılabilir değil. Doğal olarak iklim krizi ilk önce en zayıfları vuracak, engellileri, hastalıkları olanları, yaşlıları. O yüzden onlara da bazı doktorlar iklim krizi hastalığı tanısı kondu ve bu tanı da girdi. Bu da yeni bir hastalık tanısı. Böyle bir yerde yaşıyoruz artık aslında. Ve biz hani böyle gündelik hayatımız klimalarla korunduğu için ne kadar daha devam eder bu koruma bilinmez ama çok etkilenmiyormuşuz gibi hissediyoruz. Bunu en fazla pazarda işte sebzelerin, meyvelerin ekonomiden dolayı değil de iklimden dolayı bu yıl işte ne bileyim domateslere ya da üzüme çok hastalık bulaştı dendiğinde anlayabiliyoruz. Ama gitgide çember daralıyor. Yani nereye kadar gideceğiz? Evet, tam da aslında başta sorduğum soruya buradan da geri dönebiliriz. Bu kadar yaşanan iklim krizinin içerisinde ekolojik yaşam nasıl bir yer tutuyor ve ne demek bu ekolojik yaşam? Ekolojik yaşam demek aslında bir ekosistem içerisindeyiz biz. Bütün bu ekosistem içerisinde bir akış var, enerji akışı var yani canlılar arasında. Ve bu çok uzun yıllarda oluşmuş bir ekosistem. Dünyanın bize bir hediyesi. Ve biz bu ekosistemin içerisinde bu ekosistem varsa varız. Bu ekosistem değiştiğinde ne olacağına dair, yani dünya bizsiz devam eder, bize ihtiyacı yok. Yaşı itibariyle zaten bizden çok önce vardı. Bizden çok sonra da devam edebilir belki ama mevzu bu değil. Mevzu birlikte yaşayan, dünyanın içinde olan insanlar olarak bu ekosistem değiştiği an içinde bulunan bütün yapılar bozulacak. Doğal olarak yağış rejimleri bozulacak. Hasatlarımız, tarım ihtimalimiz, temiz suya ulaşma potansiyelimiz bunların hepsi doğal olarak bozulmuş olacak. Bir sürü hayvana hastalık bulaşacak, başka virüsler belki yaygınlaşmaya başlayacak gibi gibi bir sürü şey bizi kapıda bekliyor olabilir. Bu kötü senaryolar tabii ki. Bilimsel olarak iyi senaryolar ve kötü senaryolar var. Ama kötü senaryolara odaklanıp olabildiğince küresel ısınmayı yavaşlatmak lazım. İşte ekosistem dediğimiz şeyin yok olduğu bir durum var. Ekolojik yaşamsa bu ekosistemin farkında olmak ve bunu koruyacak şekilde sürdürülebilir yapılar kurmak. Yani sınırlı bir kaynağımız var. Dünyada sonsuz petrol yok. Dünyada sonsuz orman yok. Dünyada sonsuz toprak yok. Bunların hepsi sınırlı ve zaten dünyada bu kadar çok aç insanın olmasının bir sebebi de bu kaynakları hem doğru kullanmıyoruz hem de bu kaynaklar sınırlı olduğu için ya da herkes aynı zenginlikte yaşasaydı da herkes işte iki araba, villalar, uçaklar olsaydı da dünyanın zaten bu kadar insanla bu ekosistemle devam etmesi mümkün değildi. O yüzden zaten kaynaklarımız sınırlı. Bunu nasıl paylaşacağımız buradaki esas mevzu. Ekolojik yaşamda işte bunu en adil şekilde hem dünya için hem o içindeki en küçük canlı, arı için, bakteri için bile gerekirse alan sağlamak ki onlar varsa biz varız. Yani kompost diye bir şey var.
İçinde bir avuç toprağın içinde milyonlarca bakteri var. Ama bizim bugün gidelim pamuk tarlasından alalım amikovasında. Bir avuç toprakta doğru düzgün bakteri yok, solucan yok, böcek yok. O bir canlı yapısını kaybetmiş bir toz arsında neredeyse. İşte biz buradan buraya evrilmek, ekolojik yaşam olabildiğince çok canlı içinde barındıran, çok canlı için yaşam sağlayan bir form. İşte ekolojik yaşam hepimizi ekolojik yaşam bir perspektif burada tabii ki yani. Hatay için, Antakya için ya da işte dağlık bölgeler için ayrı bir ekolojik yaşam düşünmemiz lazım. Ama yapılacak temel şey kaynaklarımız belli. Bu kaynakları en doğru şekilde, en az fosil yakıt kullanarak, mümkün olduğunca kendine yeten, enerjisini kendi üreten, gıdasını kendi üreten yapılar, şehirler, evler ne kurabiliyorsak kurmak şu an yapabileceğimiz en iyi şey herhalde. Evet, aslında bahsettiğin şey yani tek bir formda bir ekolojik yaşam yok. Her yerin biricikliğini, kendine özgü yapısını yeniden ona kazandırabilmek adına aslında bir ekolojik yaşamdan bahsediyoruz. Ve bahsettiğin o kendini yenileyebilen ve yineleyebilen yapılar kurmak. Burada da galiba biraz bu tüketim kültürünü konuşmak gerekiyor. Yani biz böyle aslında kendini yenileyen yapılardan, enerjilerden ziyade sürekli olarak bir tüketime dayalı yaşam kuruyoruz kendimize. Özellikle tabii ki içerisinde yaşadığımız sistem, zamanın şartları, bunların hepsi de bizi buna koşulluyor gibi oluyor. Belki dışarıdan baktığımızda biraz böyle hepimizin belli başlı bahaneleri var, hepimizin belli başlı işte koşullanmış düşünce sistemleri var belki. Ama bunun başka bir yaşam mümkün formda var. Yani dolayısıyla biraz da bunu konuşmak istiyorum. Yani bu tüketim kültüründen çıkmak, bahsettiğin o yenilenebilir yaşama kavuşmak, kendi hayatımızda neleri değiştirebilmekle mümkün? Önce bu, belki buradan başlamak gerekir. Şimdi aslında kültür kelimesini kullandın orada. Tüketim kültürü. Çünkü bu da beraberinde yani biz bir sürü şey tüketiyoruz ve bu bir alışkanlık olarak geliyor ve bu aslında bir sürü duygumuzu da tatmin etmek için yaptığımız bir şey. Yani bize bunu söylüyorlar çünkü. Instagramlar, sosyal medyalar, nasıl göründüğümüzler. Ben buraya gelirken mümkün olduğunca şık görünebileceğim kıyafetlerimi seçtim. Aslında benim bir tane yeni alınmış kıyafetim var bu yıl. Çünkü almıyorum. O da zaten bir grup arkadaşım doğum günü hediyesi. Bunu ama yine de bir sürü arkadaşımla hani şey yapmış olmama rağmen hediye almıyorum. İşte kabul etmiyorum, yeni bir şey almıyorum, mümkün olduğunca olanları kullanmaya çalışıyorum dememe rağmen yine de bu hayatıma girdi. İşte bu kültür kolay kolay çıkabildiğimiz bir şey değil. Ki biz bu kültürden çıkacağız ve yeni bir sistem yaratacağız. Çok zorlu bir şey tabii ki. Yani işte dünyada her yıl 100 milyar kıyafet üretiliyor. 100 milyar kıyafet ama 8 milyar insan var. İnanılmaz bir rakam gerçekten. Ne olacak? Zaten bir şey vardı, yıllar önce bir farklı mühendislik diye bir atölyeye katılmıştım. Dünyayı başka görseydik, başka bir şekilde mühendislikle algılasaydık diye. Eğer bugün bütün üretimleri durdursak dahi, işte bir yerde buzdolabı üretmeyi, kıyafet üretmeyi, olan kaynaklarımızı eşit dağıtırsak bu bizi 10 yıllarca götürebiliyor. İşte şimdi buradaki sorun şu, biz böyle yaşamıyoruz hayatı, böyle görmüyoruz. O zaman oraya bir kültür inşası gerekiyor. Bu kültür inşası sonra sistemi değiştirmesi gerekiyor tabii ki yani. İlk önce davranışımızı değiştireceğiz, kendimizle mücadele edeceğiz. O davranış bir kültür yaratacak, o kültür belli bir yerden sonra sistemi etkileyecek. Tabii ki bunlarla birlikte bütün yönetimler değişecek, endüstri algımız, ekonomik sistem algımız hepsi değişmek zorunda kalacak. Yani bugünkü fabrikanın varlığının sebebi ekonomik kaygılar. Şimdi ekonomik kaygılarla bir şey üretmeyeceğiz de insanlar olarak birlikte yaşamak için üreteceğiz. Başka bir çaremiz yok. Yani ya bunu öğreneceğiz ya bunu öğrenmezsek zaten büyük bir çoğunluğumuz yok olacak ve sadece belli kaynaklara ulaşabilenler yaşayacak. Çok büyük ihtimalle öyle görünüyor senaryolar. Dünyada hep öyle. Yani bir pandemide de öyle oldu ya işte hastalık geldi. Yatı bir şeyleri olanlar, işte yalıları olanlar, bir sürü ekonomik gücü olanlar çalışmak zorunda kalmadı da en ucuz işçiler gittiler. Asgari ücret, belki asgari ücretle bile çalışmayan, sigortası bile olmayan insanlar merdiven altı ortamlarda pandeminin ne olduğunu, nasıl etkileyeceğini bile bilmeden aşının olmadığı dönemlerde çalışmak zorunda kaldılar. İşte buradaki şey böyle olacak. Eğer biz ekolojik olarak yaşamımızı kurmazsak ve bir tüketim kültüründen uzaklaşmazsak, hayatı tekrar kurgulamak için enerjimizi doğru şekilde
motivasyonumuzu doğru şekilde kurgulamazsak gideceğimiz nokta bu. O yüzden tüketim başlı başına bir felaket yaratıyor. Bu felaketle yüzleşmemiz gerekiyor. Dünyanın öbür ucunda günlük 30 sente çalışan bir insanın şu tişörtü üretmesi ve şu tişörtün bilmem 20 dolar olması başlı başına bir kaos, emek sömürüsü, kaynak sömürüsü. Oradaki pamuğun zaten hikayesini biliyoruz biz. Gözümüzün önünde oluyor pamuk. Tekrar tekrar ekiliyor ve sulu tarım yapılıyor. Kuraklığın ortasında sulu tarım yapıyoruz. İnanılmaz bir felakete sürüklemiş oluyor doğal olarak. Bizim mümkün olduğunca tabii ki bununla birlikte yani bir tişört kaç yıllık olabilir, kaç yıl kullanılabilir? Yani bütün bir sistem ve yönetim, işte artık bir bakanlığımız var. İklim ve Çevre Değişikliği Bakanlığı evet. Galiba. İklim, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Ama bunlar işlevli hale gelecek de dünyada gerçekten küresel bir şekilde işlevli bir şey yapılana kadar bizim bir tişört belki mahallede kendi içimizde tekrar dönüştüreceğimiz atölyelerimiz olabilir. Mesela plastiklerden çatı yapan ve bunu Avrupa'da işte şey var, bir sistem var, ekolojik sistemler daha iyi oturmuş. Bir yerde gidiyorsun, plastiklerini götürüyorsun, o sana işte eritiyor, bir yere götürüyorsun, presliyor falan. Böyle farklı farklı atölyeler var mahallede ve sen kendi çatını öyle yapıyorsun. Kaynakları öyle kullan, mümkün olduğunca kaynakları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Ya da işte eko çiftlikler var Avrupa'da ya da dünyanın dört bir yanında. Atölyeleri var, bir şey kendi tamir ediyor. Bizde minimum tamir, hemen yenisini alma. Çünkü tamir de çok maliyetli bir şey. Parçasına ulaşmak çok zor. Çünkü her parça çok biricik, onun için üretilmiş. Halbuki öyle bir mühendislik algısı olması lazım ki o parçaya çok kolay ulaşmam lazım. Çok hızlı değiştiriyor olmuş olmam lazım. Değiştirmek daha ucuz, yenisini almak çok daha pahalı olması lazım. İşte bunların hepsi bir algı meselesi. Hepsi bizi tüketime de sürüklüyor tabii ki. Blenderim bozuldu, aman yaptıracak mıyım? Zaten yarı fiyatına, garantisi de yok. Yaptıracağım bir daha bozulabilir. Seni buraya sürüklemiş oluyor. Doğal olarak sen burada şey diyorsun. Niye blender yaptırayım ki o zaman? Yenisini almak. Benim zaten sınırlı bir ekonomim var. Dünya üzerime geliyor her şeyiyle. Zaten mobbing yiyorum. İş yerinde, sokakta şiddet var. Mutsuzluk çok yaygın. Aile içi işte baskılar çok fazla, beklentiler birbirimizden çok yüksek, ilişkiler çok gergin. Şimdi böyle bir ortamda sadece insanlar ne yapıyor? Eğlenelim, gidelim, işte yeni kahve zincirleri açasın, oralarda şey yapalım, içelim, dağılalım. Sürekli bir şey, yeni bir kıyafet alalım, o kıyafet alışveriş, işte festivalleri olsun, oralara gidelim. Çünkü ne bu? Hız. Bu hız neden uzaklaştırıyor? İşte bu saydığımız şeylerden. Bu mutsuzluğu üreten mekanizmalardan. Umuyorum mutsuzluğu üreten mekanizmaların parçası biziz ve biz bunu değiştirecek güçte ve enerjideyiz. Sadece bunun için kendimizle çalışmaya başlamamız gerekiyor. Sabırlı olmamız gerekiyor. Çünkü şeyi çok görüyorum. Çocuklarla çalıştım ya bir 8 ay boyunca. Çocuklar sürekli şu. Ya biz küresel ısınma böyle giderse 30 yıl sonra nüfusun %90'ı yok olabilir diyor çocuk bana. Yani o zaman bana bunu mu bırakıyor? Neden yetişkinler bunu bize yapıyor diye isyan ediyor ve böyle bir tane çocuk şey dediğini hatırlıyorum. Ankara'daydı gene bir okulda. Tabii ki iyi bir kolejdeydi. Bunları düşünmek de maalesef belli bir sosyoekonomik, belli bir refah seviyesi. Çünkü hayatta kalmak diğer tarafta duran şey. Çocuk böyle şey, kimse anlamıyor. Yani ben buraya geldiniz çok hoş ama ben arkadaşlarıma da anlatıyorum. Kimse anlamıyor, kimse hiçbir şey yapmıyor diye böyle isyan ediyordum. Çünkü görünürde bir suluğun işte suluk taşıyor olmuş olmak ya da işte yeni bir kıyafet almıyor olmuş olmak, onu onarıyor olmuş olmak hiçbir şey fayda etmiyor. Ama zaten amaç sadece orada o tişört ya da o şey değil işte. Bir kültür oluşması için sabırla beklemek ve bütün o yapıyı inşa etmek ve tabii ki bunu yaparken sistem ne vaat ediyordu? Sana hızıyla senin sorunlarından kurtaracaktı. Biz burada seni sen olarak kabul edeceğimiz, diyebileceğimiz bir birlikte yaşam formu yaratmamız da gerektiğini düşünüyorum. Bunların hepsi benim böyle incelemelerim, düşüncelerim. İşte ben felsefeyi de çok seviyorum. Uzak Doğu felsefesi, işte biraz bu coğrafyadan Sufizm çok yakın yerler. Spinoza falan bunların hepsi çok yakın yerlerde duruyor benim için. Oralara da çok yakınım. Yani tekrar burada bir birlikte yaşamla, bak sensin, seni kabul ediyoruz. Bununla ilgili hiçbir sorun yok. Ve sen bu olurken hiçbir şey tüketmeden de Instagram'da o çektiğin fotoğraf ve o çektiğin fotoğraftan 5 dakika önce arkadaşına çemkirmeni
hiç o hikayeyi unutup Instagram'daki fotoğrafa odaklanmanı hepsini es geçiyoruz. Çünkü onların hiçbirine ihtiyacın olmayan bir yerdeyiz. Şimdi diyebileceğimiz bir şey kurgulamamız da gerekiyor. Yavaş yavaş büyüsün ama bu şu da demek değil galiba. Ben ona da çok inanmıyorum. Sana da hiç konuşma fırsatı vermiyor muyum? Ben çok gevezeyim demiştim. Bu da hızlı şekilde işte biz iyi bir yaşam kurmalıyız. Neden olmuyor, olmuyor, işlemiyor. İşte bir arada dursak çatır çatır dağılıyoruz yani. Yani ne olursa olsun Türkiye gibi coğrafyalarda de kadın hakları için bakıyorsun bir araya gelenler dağılıyor. Ekoloji için bakıyorsun dağılıyor. Siyasi partiler dağılıyor. Aslında politik olarak bir araya gelen herkes, yani bir hak talebinde bulunan herkes dağılıyor. Çünkü burada başka mevzular daha var. Yani kendimizle ilgili çok büyük mevzular var. Bunlar içerisinde de en temel mevzu iktidar. İktidar olma çabamız, iktidarla kurduğumuz ilişki, iktidarın gölgesinde olma ihtiyacımız. Yani bir güce çok yıllardır insanlar bir güç altında olmaya ihtiyaç duyuyor. Ya da o gücün bir parçası olmayı, ya da o gücün kendisi olmayı. Bunlar çok sorunlu bir yerde. Bizim kendi içsel kırılganlıklarımızdan, sen de mesleğin itibariyle sana hemen buradan pasta atayım, kırılganlıklarımızdan da beslendiğini düşünüyorum. O yüzden yeni bir yaşam kurarken çok sakin ve sabırla bunu kaybetmeyi göze alarak, yani dünyayı da bizim yaşayacağımız bir ekosistem kalmayabilir. Ya da çok zenginlerin ya da işte çok iyi belli bir imkana sahip insanların yaşayacağı bir form kalabilir sadece. İşte geri kalanlarımız yok olabilir belki böyle devam ederse. Ama bunu görüyor olacağımız için sinirleneceğimiz bir şey değil de sakinlikle yapabileceğimizi yapıp hayattan keyif almanı devam edip zaten öleceğiz. Zaten gidiyoruz. Zaten sınırlı bir ömrümüz var. Hiç kimsenin sorumluluğunu almadan, bütün bu sistemin sorumluluğunu almadan ama bu sistemi değiştirmek için bir motivasyonla, inançla hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, aslında bütün o bu söylediklerin içinde şöyle bir durum var. Sanıyorum bu hem ekolojik yaşamla alakalı hem genel olarak bu iklim krizine karşı duruş, tüketimden vazgeçmek, başka bir dünyaya inanmak gibi şeylerde şöyle bir algı da var. Ben tek başıma neyi değiştirebilirim ki? Yani ben bir suluk kullanarak, karton bardak kullanmayarak neyi değiştirebilirim? Ben işte ikinci bir tişörtü almayarak neyi değiştirebilirim? Zaten böyle gidiyor bu dünya. Ve dolayısıyla da kendi üzerine o sorumluluğu almamakla alakalı da bir durum var. Belki biraz bunun üstüne konuşulabilir. Yani biz tek başımıza kendi yaşamlarımızda değiştirip dönüştürdüğümüz şeylerin totalde neye etki edeceğine dair somut bir şey gözlemleyemediğimiz için genel itibariyle de böyle bir algı var aslında. Dolayısıyla ben yani kendimi değiştirmeyeyim, ikinci tişörtümü de alırım ama zaten ben bunu almasam da her şey olduğu gibi devam edecek gibi bir algıyla da aslında dediğim gibi o sorumluluğu almıyoruz. Belki bunu da konuşmak gerekiyor. Yani işte bir kişinin sürekli karton bardak, plastik şişe kullanmak yerine suluk kullanmayı tercih etmesi ne anlama geliyor ve nasıl bir şeye yol açıyor? Onun dışında pek çok örnek verilebilir deminden beri. Hani sen çok güzel örnekleri arka arkaya sıraladın. Bunlar neyi değiştirir? Belki biraz bunun üzerine de gitmek gerekiyor. Çünkü tablonun hep karamsar tarafını da konuştuk. Ama buna dair senin de söylediğin gibi evet iyi ihtimaller de var. Ama bunun için topluca birlikte yaşama inanıp sorumluluk almakla da ilgili bir mesele bu iyi senaryoların ortaya çıkması. Bir kişinin hayatında dönüşüme başlaması neleri değiştirebilir? Bu çok yakın bir zamanda karbon ayak izi diye aslında yine gündemimize giren bir şey var. Belki buralara da biraz değinebiliriz. Bu bir kişinin yaşamda neyi değiştirebileceğine dair. Burada da sözü tekrar sana bırakmak isterim. Ya temel mevzu büyük değişimleri beklemek çok yıpratıcı bir şey. Dünyanın dört bir yanı yıkılıyor. Ya hala yetişkinler savaş açmış durumda yani birbirlerine. Ülkeler savaşıyor falan. Tam bir yani çözüm üretmekten yoksun. Silahların gerçek olduğuna inanan, yani gerçek çözüm olduğuna inanan bir nesil hala var. Bununla beraber bambaşka bir nesil de geliyor. Bu kaosun ortasında dünyanın en büyük sorunu olan iklim krizini konuştuğunda güncel sorunların arasında eriyor tabii ki. Ama şey yapmak çok önemli. Değişimi gözlemlemeye çalışmak çok yıpratıcı bir şey. Çünkü değişim çok uzun vadeli olan bir şey, kuşaklar arası olan bir şey. Doğru olana inandığımız şeyi yapıp geri kalanını bırakmamız. Biraz önceki sorumluluktan kastım da oydu aslında.
biz eğer bunu yaptım, işte mail attım, onu değişsin istedim, işte insanları toparlamaya çalıştım. Hala Türkiye'de, işte Hindistan'da geçenlerde bir ay önce tek kullanımlık 21 ürün galiba yanlış hatırlamıyorsam kaldırıldı. Türkiye'de hala işte o karton bardaklar, geri dönüşmeyen karton bardaklar, kompozit malzeme onlar ve geri dönüştürülemiyor. Her yıl 500 milyar kadar dünyanın dört bir yanında çöplere bir yerlere yığıyoruz. Onları kullanmaya devam ediyoruz çok yaygın şekilde. Ya da işte coffee shop kültürü geldi ve onunla birlikte take away kahve alıyoruz. Ve bir yani bu bir utanç tablosu aslında olmalı. Artık yani elimde plastik bir bardakla geçtiğim zaman utanacağım bir yere gelmeliyim. Onun yerine mug'ım olmalı elimde. Her çok kullanımlık bir ürün olmalı. Ama bu bir süreç. Buraya hemen gelmeyeceğiz. Bu arada işte benim arkadaşlarım tabii ki bu konularda daha fazla duyarlı insanlar etrafımda kalıyor. Doğal olarak bir yerden sonra birbirimizi uyardığımız bir şey oluyor yani. Yıllar sonra ilk defa bir hediye aldım. Çünkü hediye almadığımı bilir arkadaşlarım. Özellikle bu sistemden almadığımı. İlla hediye alınacaksa handmade, mümkün olduğunca adil üretimden gelen bir şeyi tercih ettiğimi biliyorlar. O şekilde işliyor süreç yani. Ama aramızda da mesela kimse getirip karton bardak getirmez kolay kolay. Bununla ilgili de bir anımız var. O yüzden de biraz evet. Biliyorum. Yani karton bardak kullanıldığı yerlerde utandığımız durumlarda oluyor birbirimizden ama bu tabii ki yani güzel bir yanı aslında. Ondan da bahsedelim mi? Olur tabii ki. Yani geçen gün aslında Ezgi ile tanıştığımız yer bir eğitim ve bu eğitimi aldığımız veren arkadaşlar daha önceden tanıyorum ve bu arkadaşlar küresel ısınmayla ilgili eğitimler de veriyorlar daha önce. Ama eğitimde daha ben özellikle gelmeden önce eğitime alışkın olduğum için işte tek kullanımlık ürün mü yoksa işte gerekirse biz evden tabağımızı, çatalımızı getirelim diye yazmıştım. Gerek yok her şeyi temin edeceğiz dediler. Bir gittik karton bardak. Şimdi böyle arkadaşları da tanıyorum. Bunun eğitimini verdiklerini de biliyorum. Buna dair bir hassasiyetlerin olduğunu da biliyorum ama içtememiş yani. O bardak benim için daha büyük bir sorunken onlar için daha büyük gündem olmamış. Daha genel bir bilgi olarak var ama ben daha içselleştirmişim büyük ihtimalle. Hayatımda daha belirgin yani. Poşet almamaya çalışıyorum. İşte eve birileri geldiğinde poşet getiriyor. Poşetler benden gitmiyor. Çünkü ben çöp poşet de kullanmıyorum falan böyle. Dertleniyorum yani. Çöp poşet sayısı artıyor yıllar içerisinde ama ben pazara giderken, oraya giderken her daim poşet taşıyorum yani. Niye böyle poşetlerim artıyor diye üzülüyorum mesela. Ama bu bir içselleştirme hali. Ama arkadaşların içselleştirmedi diye de gündemleştirmiyorum. Ama Antakya için üzülmüyorum daha doğrusu. Gündemleştiriyorum. Gündemleştirmek önemli. Ama Antakya için yeni gündemler. Bugün Antakya'da sesim biraz cılız çıkıyor mesela bir. Antakya'da daha tanışmadım iklim aktivistleriyle. İşte genç bıcır arkadaşlarımız var böyle Türkiye'de. İklim için gençler diye çok şahane işler yapıyorlar. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Mesela onlar gibi oradan gençlerle tanışmadım burada. Yaygınlaşmadı ya da bir yere gittiğinde işte karton bardak büyük bir sorun değil. Ya da işte suluğunu götürdüğünde su doldurabileceğin yerler burada çok. Bilmiyorum, ben bilmiyorum belki vardır ama. Hani İstanbul'da en azından 3-5 yer söylemişti yaşarken ben oralarda. Suyunuzu burada doldurabilirsiniz gibi böyle küçük küçük şeyler vardı. Ve bizim daha büyük şeylere ihtiyacımız var. Çeşme suyunun içilebilir akması gibi şeylere çok ihtiyacımız var. Ama bu küçük adımlar da bize gündelik hayatta işte hatırlatıyor. Yani oradaki hatırlatma da, o hikayedeki hatırlatma da bence o yüzden önemli. Gündem oldu. Gündem olmasaydı o karton bardak görünmeyecekti. Şimdi göründü. Bir sonrakinde olmaz diye tahmin ediyorum. Olsa bile belki bunu izlerler olmaz diye tahmin ediyorum. Olsa bile ben tekrar orada olursam tekrar hatırlatacağım. Böyle böyle bir yerden sonra karton bardaklar gidecek. Dün de mesela 2 gündür kamptaydık. Kampta ilk defa yeni bir arkadaşımız geldi kampa. Kamp yaparken bizimle kamp yapmayan bir arkadaşımız. Gelirken karton bardak vesaire getirmiş. Böyle bir şey oldum. Bizden biri getirmemiş. Hemen anladım yani. Diğer arkadaşlarım getirmediğini biliyorum. Ama bir sonraki şeyde de muhtemel o arkadaşımız da getirmeyecek. Böyle böyle. Çok küçük. Biliyorum.
Ama bizim tabii ki şuna ihtiyacımız var. En sonu Türkiye'de tek kullanımlık ürünleri yasaklayacak birçok ülke gibi. O meyvelerin, sebzelerin streç filmlere sarılması falan yasaklanacak. Çünkü o streç filmler de geri dönüşmüyor. Köpüklerin hiçbiri geri dönüşmüyor. Bunların hepsi yasaklanacak. Ama o süreci hızlandıracak şey işte bizim bu farkındalığı gündelik hayatımıza daha fazla alıp daha fazla gündem yapmak. Evet, yani bu çok doğru bir şey. Ben yani soruyu da, yönünü değiştirdim değil mi gene? Bence konuşma da iyi, yani sohbet de iyi bir yere doğru gidiyor. Şimdi şu an geri dönüşüm diye bir şeyden aslında deminden beri bahsediyoruz. Yani geri dönüştürülebilir ürünler ve geri dönüştürülemeyen ürünler. Evet, Türkiye'de bir noktaya gelecek, bunu yasaklamak zorunda kalacak. Çünkü insan hayatıyla ve bütün diğer canlıların hayatıyla, ekosistemin tamamıyla oynayan bir durumdan bahsediyoruz. Çöp olması ve o çöpün yok olmamasından bahsediyoruz. Aslında şöyle düşünüyorum ben bazen kendim. Dünyanın bir yerlerinde çöpler birikiyor. Devasa çöpler birikiyor ve aslında içinde yaşadığımız dünya, ait olduğumuz dünyanın görmediğimiz bir yerinde birikiyor. Bunu kendi evimizin içerisinde, daha küçülterek bakıyorum mesela, evimizin içerisinde bir odada, kapısı kapalı bir odada çöp birikmeye başlasa ve biz dönüp oraya hiç bakmasak bir süre sonra elbette ki bizi rahatsız etmeye başlayacak. Çünkü evimin içinde çöp birikiyor diye düşünüyoruz. Ama üstünde yaşadığımız dünyaya da ait olduğumuzu ve onun bir yerlerinde biz görmediğimiz için o çöpün birikmediğini düşünmemizi istemiyorum. Çünkü bu gerçekten bir kaçış yolu. Görmek gerekiyor. Bu dünyanın içinde yaşıyoruz, bu dünyaya aitiz ama bu dünya bize ait değil. Ve bir yerlerinde çöp birikmeye devam ediyor. Dolayısıyla bizim o aldığımız takeaway kahveler, içtiğimiz karton bardaklar, işte kullandığımız 25 kuruşluk çöp poşetler, plastik poşetler, bunların hepsi içinde yaşadığımız evimizin bir yerinde birikmeye devam ediyor. Ne kadar biz görmesek de. Dolayısıyla aslında her birimizin kendinde dönüştürdüğü şeyler o devasa çöp yığınlarından bir nebze de olsa azalmalara yol açacak. Ve bu dünyaya da bunu borçluyuz aslında. Yani şu anda bir nesil daha büyüyor bizden sonra. Şöyle de düşünmek gerekiyor. Hani demin dedin ya, yavaş yavaş dönüşecek bu sistem. Aslında geldiğimiz noktalarda sen de hani kültürlerle de ilgileniyorsun. Anadolu'da nasıl bir kültür varken, toprakların bereketi varken, ekolojik yaşam dediğimiz şey aslında Anadolu'da yaşayabiliyorken, seneler önce bu kadar hava kirli değilken, o zamanlar IMC diye bir şey varken, dayanışma varken, paylaşma kültürü varken, bu kadar çılgınca bir tüketim yokken de bir yaşam vardı bizden önceki nesillerde. Şu an bunu yaşıyorsak biz, bizden sonrakini de dönüştürebiliriz demektir aslında. Bunun bir örneğini yaşadık çünkü. O zamandan bu zamana geldiysek ve bu seneler içerisinde yavaş yavaş olduysa, biz de kendimizden bir şeyleri dönüştürmeye başlayarak bundan seneler sonrasına yatırım yapıyoruz aslında diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen bu konularda ne düşünürsün? Ben de çok öyle bakmak istiyorum. Yani olumlu perspektiften bakmak istiyorum. Olumsuz perspektif zaten konuştuk. Hı-hı. Büyük ihtimalle kötü senaryolar var ve o kötü senaryolarda çok büyük bir kısmımız yaşayamayacak. Hı-hı. Hadi bizim ömrümüz 20 yıl daha götürdü, 30 yıl daha götürdü. İşte 60 küsürlerimizde veda ediyoruz bu dünyaya dedik ama şimdiki gençlik ya da şu an doğanlar için bir benim yaşıma geldiklerini, en güzel, en keyifli yaşlarını tam bir kaos, savaş, yokluk, kıtlık içerisinde yaşama ihtimalleri çok yüksek. O nedenle yani ben mümkün olduğunca olumlu bir yerde olsun istiyorum hikaye. Öyle inanmak istiyorum. Ona göre yatırımımı yapmaya çalışıyorum. Bir de bu benim dünyayla kurduğum ilişki, benim iç barışımla alakalı bir şey yani. Ben oraya çöpü atmamam gerektiğini, yangın çıkabilme ihtimalini düşünmek ya da artık mikroplastik diye bir şey var. Ne oldu? Biz yığınla attık bir yerlere, toprağın altına gömdük. O orada mı kalıyor? Hayır. Küçük parçalara ayrıldı. Gözle görülmeyen ya da çok zor görülen parçalara mikroplastik, artık gözle de görülmeyen parçalara hiçbir şekilde nanoplastik diyoruz. Anne karnında bile mikroplastik, insan vücudunda, insan kanında bile mikroplastik bulunmuş durumda. Kaçabileceğimiz bir yer değil dünya, dediğin gibi. İçine de tam düşmüş bundayız, bu durumdayız ve plastik tam bir kaos. Çok bilinçli olmak zorunda olduğumuz çok büyük bir kaos ama çok büyük gündem ve çok fazla alt başlığı var. Geri dönüşüm mesela, Evrim Ağacı'na da buradan selam olsun. Evrim Ağacı'nın bir videosunda plastiklerle ilgili hikayede, plastikler ilk 1960'da çıktığında gene iklim aktivistleri, çevre aktivistleri, o zaman iklim aktivistleri değil de çevre aktivistleri karşı çıkıyorlar. Şöyle bir şey buluyorlar bu plastik firmaları. Diyorlar ki tamam ya, biz geri dönüşüm yapacağız.
geri dönüşüm hikayesi buradan çıkıyor. Ama dünyadaki plastiğin bugüne kadar üretilmiş galiba 8 trilyon ton muydu? Yanlış hatırlıyor olabilirim rakamları. En fazla %1'i 2'si geri dönüştürülmüş. Geri kalanı suda, denizde, okyanusta, gölün en dibinde şu an damarlarımızda mikroplastik olarak bir miktar, çok büyük bir miktarını barındırıyoruz. Böyle de devam ederse ki bu plastiğin dünyadaki bu 4 milyon mu trilyon mu oraları karıştırıyor olabilirim rakamlara bakarsınız. Üretilmiş plastiğin yarısı son 10 yılda üretildi. Yani kaç yıllık hikaye oluyor? 1960'tan 60 yıllık hikaye. 60 yıllık hikayede biz 10 yılda bu kadarını ürettik. Böyle devam edemeyiz. Bununla ilgili bilimsel bir sürü çalışma var. Bu arada onlar da çok umut vaat ediyor. Onlara da yönelmemiz lazım. Bitkisel plastikler üretiliyor. Ama burada hikaye yine çok önemli. Biz çok bilinçli olmak zorundayız. Geri dönüşüm kutuları var ama geri dönüşüm kutuları Türkiye'de çöpe atılıyor. Poşetler basıldı, sıfır atık yazıyor üzerinde. Sıfır atıkla ilgili hiçbir şey yok. O bir plastik poşet, 5. tür çoğunlukla plastik. Geri de dönüştürülme ihtimali çok düşük. Dünyadaki plastik poşetlerin %1'i geri dönüştürülmüyor. Onların maalesef hepsi gene çöpe gidiyor ama üzerinde sıfır atık var. Biz buna greenwashing, yani yeşil, Türkçe tam çevrilmedi galiba, yeşil beyin yıkama. Yeşil beyin yıkama herhalde diye çeviririz. Her şey markete giriyoruz artık. Gündem olması çok güzel ama bilinçli tüketici olmak çok önemli. Gündem oldu. O yüzden işte çok ünlü mankenlerimiz çıkıp işte denizlerden plastikleri kurtardık, kot ürettik diyor. Bilim insanları deney yapıyor. O kotu o denizden o kadar güneş görmüş, denize maruz kalmış. Plastiğin yapısı çok değişiyor. Ondan o kutu üretmek çok zor. Gerçekten üretti mi acaba? Yani bunu denetleyen hiçbir mekanizma yok. Türkiye'de en son ben mühendislik eğitimi alırken şey de yoktu. AA+ atıyorsun bir işte buzdolabının üzerine. Bunu denetleyen bir sistem de yoktu. Poşetin üzerine sıfır atık yazmasını denetleyen bir sistem de yok. Ve biz bilinçli olmadığımız sürece markete girdiğimizde her şey işte ağaçları kurtarıyoruz diye resimler çizmişler yeşil yeşil. Üstü poşet. Ağacı nasıl kurtarıyorsun? İçindeki peçete, tuvalet kağıdı. Sen onu ağaçla yapmışsın zaten hani. Ya da işte şimdi pet şişe firmaları şey çıkardı. Geri dönüşüm kullanıyoruz. Bununla doğayı kurtarıyorsun. Hayır, sen yıllardır zaten geri dönüşüm plastik kullanıyordun. Çünkü geri dönüşüm plastik senin ülkende daha ucuz. Çünkü sen dolar, euro bazında paran değersiz kaldığı için zaten geri dönüşüm plastik senin için daha ucuz bir alternatifti çok uzun yıllardır. Şimdi bunların hepsi bir yalan. O engelliler için kapak toplanması gibi. O zamanlarda eskiden plastik daha ucuzdu ve geri dönüştürmek istemiyorlardı. Belli bir oran vardı. O zamanlarda işte %1'i mi %2'sini mi geri dönüştürmek zorundaydı firmalar, plastik firmaları. Kapak toplattılar bize engelliler için, sandalye aldık. Bunların hepsi bir yeşil yıkama. Şimdi yeşil beyin yıkamada greenwashing'den kurtararak bir kültür inşa etmemiz gerekiyor. Markette gördüğümüz çoğu şey geri dönüşmüyor. Market sistemimizin komple değişmesi lazım. Sıfır atık marketler var. Nasıl olduğunu hepimiz internetten açıp bakmamız gerekiyor. Sıfır atık paketler var. Türkiye'de de bunun üreticileri var. Bunu yapmaya çalışan, atıksız kargo göndermeye çalışan arkadaşlarımız var. Adil kargo hizmetleri sunmaya çalışan bisikletli kargo firmaları kuruldu İstanbul'da. Bunlar var. Ya da işte daha ulaşımda yakıtı paylaşmak için başka yöntemler, arabada yolculuk paylaşımı gibi şeyler oluştu. Bunları takip etmek lazım. Türkiye'de çok iyi bir Zumbara diye bir şey vardı. Zaman ekonomisi şahane bir şeydi. Maalesef dünyanın en büyük zaman bankalarından biriydi. O yıllar şahaneydi. Hiç denk geldi mi bilmiyorum. Yani inanılmaz bir benim için romantizm de onun varlığı. Türkiye'nin dört bir yanında 50 bin kullanıcının olması, çok büyük bir kısmının aktif olması. Zaman bankası dediğimiz bir şey var. Sen emeğini koyuyorsun. IMC gibi düşün. Sen bale öğretmek istersin. Bir başkası piyano öğretmek ister. Orada senin havuzunda zaman birikiyor. Sen birine bir şey öğrettikçe o zamanla sen bir başkasından başka bir yetisinden faydalanabiliyorsun. Ya sana fal bakabilir ya gidip evinde bir şeyini tamir edebilir. İnanılmazdı. Böyle şeylere çok ihtiyacımız var. Dünyanın dört bir yanında oluşuyor. Evet, sistem de bizi çok sıkıştırıyor. Çünkü sistem çökmek üzere, her yeri dağılıyor. İçtiğimiz suda plastik var artık. Sürdürülebilir olmaktan çoktan çıktı. Ama bir yanıyla da böyle şeyler var. Ben böyle şeyler yıkılırken var olmasını, bunlar tamamen yıkıldığında bize bir yaşam alanı sağlayacağına dair umudumu kaybetmek istemiyorum.
kesinlikle. Çok güzel konuştum. O arada bölmek istemedim seni. Bir reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra, evet, reklamlardan sonra bu güzel sohbete yeniden kaldığımız yerden devam edeceğiz.